Şimdi tabii sel felaketinin tüm etkileyici sonuçları devam ederken değerli izleyenler Türkiye geçtiğimiz günlerde de önemli bir toplumsal olayla karşı karşıya kaldı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Battalgazi mahallesinde salı akşamı Suriyeli bir grupla mahalleli arasında bir kavga çıktı. Bu kavga neticesinde Emirhan Yalçın hastanede hayatını kaybetti. Bunun ardından Suriyelilerin evleri ve dükkanlara hedef alındı. Peki şimdi soru şu. E, ...Altındağ'da yaşananlar ne anlama geliyor? E, Mete Erar sizinle başlayalım dilerseniz. E, bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle yani bugün programa şey için gelmemedik biz hani... ...SEL e, konuşmak için gelmediğimizde baştan söyleyelim. Yalnızca hocalarımıza soru sormak için geldik. Asıl konuşacağımız konular Afganistan evet. ve diğer e, konulardı. Hani bulunma amacımız iki tane güvenlik uzmanı buradan arıyor sorusu sorulabilir... Bizim asıl gelme şeyimiz buydu. bildiğimiz konuda bu aslında. Bugün yaşananların hiçbiri aslında rastlantı değil. Hani demin Üstad dedi ya, küresel ısınmanın sonuçları bağıra bağıra gelmişti. Bugün Altındağ'da yaşanan, yani yaşanan her şey de açıkçası bağıra 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 geldi. Bu kadar çok bir konuyu, nın üzerinde e, yoğunlaşırsanız tarafları da taraf olmasalar bile bu işin içine sokarsınız. Bakın 3,5 milyon'a yakın Suriyeli e, bu ülkede yaşıyor ve baktığınızda resmi kayıtlara giren e, Suç oranlara baktığınızda bugüne kadar teröre bulaşmış veya işte normal adli vakalar sayısı anlamında da en düşük orana sahipler. Farkındaysanız son dönemde bu işin geldiği nokta Afgan mültecilerle beraber, Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenlerle beraber geçici sığınmacılar aynı kefede değerlendirilerek ee, bir kısmi tartışma konusu açıldı. Ve bu kısmi tartışma konusunun içerisinde kullanılan üsluplar da gittikçe ağırlaşmaya başladı. Bu şu anlama gelmiyordu. Türkiye'de geçici sığınmacıların pozisyonların ne olacağı tartışılmasın anlamına gelmiyordu. Veya bu sürecin nereye doğru evrileceğinin sorulma, sorulmaması anlamına gelmiyordu. Ama tartışma boyutta gitmedi. Tartışma ırkçılık boyutunda, Hatta bazen hani insanları dışlayan farklı boyutlara doğru gitmeye başladı. Süreci sürecin içerisinde seçim zamanında tartışılan konular neredeyse bir buçuk seneden beri hiç tartışılmaz hale geldi. Bir dönem derken alt aydan beri sıklıkla bu konu tartışılmaya başlandı. Tartışılması için gereken bir yoğun bir olay mı yaşanmıştı Türkiye'de? Yok. Ama bu konu bazı mecralar tarafından, ben Türkiye'deki siyasetçilerden bahsetmiyorum. Siyasetçinin gündeminde olabilir bu. Siyasetçi bu konuya değinebilir. Hı hı. Çünkü bulunduğu seçmenlerinin kendisinden talepleri varsa bunu söyleyebilir. Ama özellikle bazı hesaplar tarafından, yurt dışındaki bazı hesaplar tarafından... Yani sosyal medyayı kastet. Yok, sosyal medyada etmiyorum. FETÖ hesaplarından bahsediyorum ben. Direkt FETÖ hesaplarından bahsediyorum. Son 6 aydan beri değindikleri en önemli konu bu. Bu konu üzerinde e, tepiniyorlar. Ve Ya bu konu yavaş yavaş pişirildi ve bu noktaya mı geldi diyorsunuz? Yani bakın ben size seçim öncesinde WhatsApp gruplarında nasıl <laughs> yazışmalar yapıldığını anlatsam şaşarsınız. Ve o yazışmaların sonucunda olay meydana geldi. Size küçük bir olay anlatacağım. Seçim öncesi ben bunu direkt o ilin e, emniyet ürünlerinden dinlediğim için rahatlıkla anlayabiliyorum. İli vermeyeceğim. Hı hı. Çünkü insanları e, zan altına bırakmak istemiyorum. Şehirde e, bir mahalle özellikle geçici sığınmacıların yaşadığı bir mahalle bir e, kadın Feryat Figan mahallede bağırmaya başlıyor. Tabii mahallede başka insanlar da yaşıyor. Ve bağırdığı şey işte siz nasıl bu ülkenin evlatlarısınız, sizin namusunuza saldırıldı, ben bu ülkede yaşıyorum, bu şehrin kızıyım, bana bu kadar saldırı yapıldı, siz beni nasıl görmüyorsunuz diye infial uyandırarak şehrin o mahallesi içine gezmeye başlıyor, bağırarak, koşarak. Anında polis müdahale ediyor, e, kadın e, gözetim altına alınıyor. Bu arada duyan gençler infiale kapılıyor. Tam olay çıkmaya başlayacağı anlamda anda emniyet müdürünün ilk yaptığı şey, kadın gerçekten o mahallede yaşıyor mu, o şehirde yaşıyor mu diye bakıyor. Kadın o mahallede yaşamıyor. Bırakın o kadın o şehirde bile yaşamıyor. Orada değil bile o sabahleyin şehre geliyor. Bakın o sabah şehre geliyor ve olayı icra ediyor. Yani o söylediği olayı icra ediyor. Ya bu bir organizasyon o zaman. Bakın emniyet müdürü hemen e, olay mahalline dönüyor. Gençleri durdurmak e, çok zor. Çıkıyor ve insanlara olayı anlatıyor. Bakın diyor bu yaşandığını söylediğiniz kadın sizin mahallenizin de yaşayan birisi değil. Bu şehirde yaşayan bir şey değil ve böyle bir olay yaşamamış. Yani böyle bir olayın yaşandığı bir durum yok. Şimdi infali getirecek kişinin söylediği sıfatlar insanları belli bir noktaya getirecek olaylara bakar mısınız? Siz buna müdahale etmeseniz başlayacak olay nerelere doğru evrilecek? Basit bir olaydan bahsettim. Gerçek bir olaydan bahsediyorum. Bu hayal filan ürün değil. Devletin kayıtlarına girmiş bir adli vakadan bahsediyorum. Bunun gibi o dönemde Antep'te, Kilis'te, Hatay'da, özellikle nüfus anlamında bazı yerlerde e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfusunu art, e, artmış olduğu, daha fazla kişinin yaşamış olduğu yerlerde. Bu olayları yaşatabilecek onlarca WhatsApp mesajı üzerinden yanlış ve yalan bilgiler dağıtıldı ve WhatsApp grupları üzerinden gençler arasında dolaşılmaya başlatıldı. Bugün yaşanan sürecin içerisinde bir vaka olabilir. Ama siz vakanın yaşanması için ekstra bir gayret sarf ederseniz insanların öfkesi doz olarak artabilir. Geçmişte hatırlayın, Türkiye buna benzer benzer olayları yaşadı. Bu benzer olayların içerisinde gerçeklik payı olmamış olmasına rağmen yaşadı. Ve sonuçta hep beraber biliyoruz. İlla bu olayların içerisinde haklı olmanız da gerekmiyor. Bakın bir kez daha söylüyorum, bu olayın içerisinde oradaki Suriyelilerin e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını pıçakla bıçakla öldürmüş olması içerisinde adli bir tarafı var. Ama adli taraftan önce yaşanan süreç atlayamazsınız. Bu adli vakadan önce yaşanan sürecin içerisindeki olaylar kişilerin bulunduğu pozisyonu sorgulatmıyor. Olayı başka bir yere doğru evirmeye çalışıyor. Yani şu şunu söylemek, şunu şunu söyleyebilir miyiz? Türkiye'de ee, Suriyeli sığınmacılar veya diğerleri sosyolojik, ekonomik veya diğer e, problemlerde yer almıyorlar. Türkiye'deki bazı sorunları tetiklemiyor demek mümkün mü? Değil tabii ki değil. Ama sizin söylediğiniz işler katalizör görevi yapıp yangını kontrolsüz bir şekilde büyütmeye yaşayacak söylemler üzerine kuruluyor. Şimdi Sayın Yarar ne hedefleniyor? Bunu tam, şimdi tam oraya geleceğim. Tam oraya size. geleceğim. Yalnızca Altındağ olayına gitmeyin. Hı hı. Bakın dün HES patlaması yani HES patladı ve insanların e, ve bakın HES patladı. Patlama gizlendi ve bu gizlemenin sonucunda insanlar hayatlarını kaybettiği yalanı çok basit bir yalan gibi gözükebilir size. Ama siz oraya gittiğinizde devlet görevlisi olarak gittiğinizde bölgeyi temizlemeye çalışmaya başlarsanız, bölgedeki bütün faaliyetleri organize ederseniz, ederken, bölge halkını infial uyandıracak bir şekilde bu yalan haberle getirdiğinizde faaliyetlerinizi sürdürebilir misiniz? Yani şunu mu söyleyeceksiniz? Basit bir yalan haber, çok da sıradan, hiç de umursamayın mı diyeceksiniz? Diyemezsiniz bunu. Zaten amaç ne biliyor musunuz? Bugüne kadar gelinen bütün yerlerde önce devletle Milleti karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Devlet de milleti. Devletin görevini icra etmesini engellemeye çalışıyorlar. Milletin kontrol dışına çıkabilecek, öfke yaşayabilecek olayları yaşatmaya çalışıyorlar. Bu istek ve arzu zaten kaos tetiklemek için yapılıyor. Bu olayın içerisinde yaşanan süreç, altındaki yaşanan sürecin içine bakın, yaşananlara bakın. Kişilere bakın. Bitti mi yalan? Bitmedi. İki gün önce, daha doğrusu bir gün önce, yine bir site, bir haber. Siirt'te ambulans, Suriyeli bir vatandaş tarafından kaçırılıyor. Ee, insanların üzerine arabayı sürüyor ve e, daha sonra polise direniyor ve teslim oluyor. Ne vatandaş Suriyeli? Aynen bir Siirt'te vatandaşımız, Siirt'te yaşayan bir Türk vatandaşımız ve arkasından e, olayın icra edilen kişi de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş. Yani siz olayı üst üste bindirdiğinizde yaşanacak olaydan kim amaç elde eder? Soruyla <laughs> beraber gidelim. Bir insan durduk yerde bu kadar çok yalanı üretip söyleyebilir mi? Yani sizin Aklınıza şu, şu geliyor mu? Siirt'te bir Suriyeli şey kaçırdı. Demek sizin aklınıza gelir mi? Yani siz gazetecisiniz veya internet sitesiniz. Sizin böyle bir şeyiniz var mı? Hani istek varzunuz var mı? Araştırmaz mısınız, Bakmaz mısınız? Veya bölgedeki işte e, belirtilen yerler. Ben enerjiyle uğraşıyorum. Hidroelektrik santrallerin iki türü var. Bir tanesi nehir santralleri, bir tanesi arkada rezervuar dediğimiz barajı olan santraller. Bu bir nehir tipi santral ve bu nehir tipi santralde arkada bir gölün olması mümkün değil. Gölü olmayan bir yerde baraj kapağı olmaz, olamaz. Baraj kapağı olmayan bir yere baraj kapağı patlayamaz. Şimdi insanlar bu yalanı söylemekten ne elde edebilirler? Bakın kimin aklına gelir? Yani sizin aklınıza bölgede bir sel felaketi gerçekleştiğinde herhangi bir sıradan vatandaşsınız sıradan vatandaşsanız, sizin aklınıza ya bölgedeki bir HES patladı, HES patladı ve bu bildirilmedi, gizlendiği için insanlar öldü. Lafını söyler misin? İlk aklınıza şey bu, bu mu gelir yani? Sizin aklınıza bu gelebilir mi? Herhangi bir sıradan vatandaş olarak gelebilir mi? Veya herhangi bir siyasi parti kişisi olarak aklınıza gelir mi? Ama marjinal grupların aklına ilk gelen şeylerden bir tanesi bu. Bugüne kadar yaptıklarının tamamına bakın. Yazılan haberlerin içine, içeriğine bakın, yazılan haberlerin niteliğine bakın, bugüne kadar yaptıklarına bakın. Bunları yalnızca yalan haber, bunları yalnızca hatalı haber, sehven yazılmış e, editör hatası diye değerlendirmenin ötesinde hatalar. Bunlar hata diyemezsiniz artık. Bu bilerek ve isteyerek yapılan ve sonuçlarını da, planlayarak şimdi işte ne planladılar ne planlıyor olabilirler daha doğrusu onu soracağım ama şimdi bir Ankara'ya da dö dönelim Sayın Özçelik şimdi Mete Yarar diyor ki e, Altındağ'daki yaşananlar e, bağıra bağıra geldi. İşte öncesinde bir şeyler pişirildi demek istiyor. E, şimdi sosyal medya boyutunda aslında konuşuyoruz ya da bu işte WhatsApp grupları orada e, yalan haberler e, dolaşımda olabiliyor. E, bu konuyla ilgili e, ne düşünüyorsunuz bu Altındağ'da yaşananlarla? E, yalan haberlerin etkileşimi nasıl oldu? Ne söylemek istersiniz? Şimdi buraya geçmeden önce reklam arasında Gazi Ertan Acır arkadaşımız bir tanıdığımız telefonla aradı. Yani bir olay verdi. İsterseniz onu kısaca bir anlatayım. Irak'ın kuzeyinde Gazi olmuş bir e, kahramanımız var. Gazi Hüseyin Sevik. Bu da yaşamını yitirmiş Kastamonu kürede, 3 yaşındaki bir çocuğu kurtarmış, ailesini de kurtarmak isterken o da sele kapılmış ve yaşamını yitirmiş. Yani dayanışmayı konuşmuştuk, yani gazimiz <laughs> kendi hayatını başkasının hayatını kurtarmak için feda etmiş, onu rahmetle Allah rahmet anıp emri. ondan sonra bu konuya gireyim. Evet, buyurun evet. Sayın Özçelik. Şimdi altında olayın geçtiği bölgeyi biraz yakından tanıdığım bir bölge. Yani bu bölgede e, neredeyse bir Suriyeli mahallesi var, belli bir oluşum orada e, ortaya çıktı ve insanlar işte iş yerleri açtılar, dükkanlar açtılar, her tarafta Arapça e, tabelalar var. Yani böyle bir ortam. Şimdi bu Suriyeliler meselesi. E, Hakikaten çok sayı fazla Bunlar keşke belli yerlerde tutulabilseydi ama olmadı Tüm Türkiye'ye yayıldı ve e, birçok yerde olduğu gibi buralarda da sorun olmaya başladı. Yani bir sürü nedeni var sosyolojik anlamda da incelemek gerekiyor bunları. E, Birçokları eğitimsiz işte okula gidemiyorlar 10 yıldır o çocuklar eğitimsiz bir şekilde büyüyor. E, bunlar gelecek konusunda nasıl bir yol çizecekler belli değil. Yani böyle bir belirsizlik var. Bu da bu konunun kaşınmasını için bir zemin hazırlıyor. Yani şu anda işte Türkiye'nin ekonomik sıkıntısı da buna eklenince, pandemiden sonra ortaya çıkan e, ek sorunlar birleşince e, bir zemin ortaya çıktı. Ve e, daha önce birkaç yerde olmuştu. En son Altındağ'da oldu ve e, ölümle sonuçlanan bir noktaya geldi. Şimdi burada... Birileri kışkırtıyor, Mete Bey'in dediği olay doğru. Yani Türkiye üzerine hesap yapanlar var. Bunlar her olayı e, Türkiye'de iç kargaşalık için kullanmaya çalışıyorlar. Ve bunu da sürekli büyütüyorlar, yapıyorlar. Yani bu devam edecek, onu da görmek lazım. Şimdi bizim bir an önce bu meseleyi e, ortadan kaldıracak formüller bulmamız lazım. Şimdi bu üç buçuk dört milyon işte bazılarına göre daha da fazla. Bu insanları nasıl çözeceğiz? Yani bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bu meselede kafa yormamız lazım. Şimdi bunun çözümü bunu kullanacaklar. Toplumda bir Suriyeli Türkiye'li çatışması ve yaratacaklar. Karşımızda yaratılmak istenen şey de, grup da öyle az bir grup değil. Şimdi bu insanlar saldırı oldukça kendi aralarında dayanışma içine girecekler ve bambaşka sorunlara yol açacak. Yani bir Suriyeli ile Türk normalde dostken düşman haline gelecek. Yani bunu önleyecek formüller üzerine durmak lazım. Şimdi bunları Suriye'ye göndermek lazım. Ama nasıl göndermek lazım? E, Türk dostu olarak göndermek lazım. Yani bunlar Suriye'ye dönecekleri zaman burada yaşadıkları komşularıyla işte arkadaşlarıyla kucaklaşarak kucaklaşarak gitmeli ve tekrar görüşmek üzere diye gitmeli. Yani bu ortamı yaratacak bir e, yol bulmamız lazım. Bunun yolu da yani şu anda tansiyon giderek yükseliyor. Eğer ülkeyi yönetenler Suriye yönetimiyle ki başka da yolu da gözükmüyor bunun. Bu meseleyi masaya yatırırlarsa ve bir yol haritası üzerinde en azından tartışmaya başlarlarsa zaten tansiyon önemli ölçüde düşer. Ya bir şekilde bunun formülünü bulmamız lazım. Ee, Sayın Bahçeli'nin de geçen günlerde yaptığı bir açıklama var. Suriyeler Suriyeliler ülkelerine Türk dostu olarak dönmelidirler diye. Bence o da çok önemli bir açıklama. Ve yani bu sonsuza kadar burada kalacak değiller bunlar. 3,5-4 milyon insan her ülkenin sorundur. Yani sadece bizim için değil dünyadaki her ülke için sorundur bu. Yani bir şekilde bunların kendi ülkelerine dönmesi gerekir. Ha bunu nasıl sağlayacağız? Bence buna kafa yormamız zamanı geldi. Eee ülkeyi yönetenler de bunu bence gündemlerine almalıdırlar. Şimdi bunun için aslında bazı görüşmelerin olduğu konusunda bilgiler alıyoruz. Yani bir şekilde bu çözülmeli. Mesela Suriye af birkaç kez af ilan et. Ben yanılmıyorsam e, 11 kez bunlara yönelik bir af e, ilan ettiler. Ee, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da en son yemin töreninde e, bu insanlara yeniden bir çağrı yaptı. Ülkelerinize dönün çağrısı yaptı. Şimdi bu fırsat bence iyi değerlendirmeli. Türkiye bunu e, hemen fırsata çevirmeli ve e, Şam yönetimiyle masaya oturup, elimizde bizim listeler var. Mesela bu listelerde diyelim ki Muhammed diye birisi bunun, bizim listelerde hangi nüfusa kayıtlı olduğu Suriye'de belli. Biz bu listeleri Şam'a verirsek eğer, Şam'da der ki beyan esasına olduğu için listeler bazı sıkıntılar yaşanabilir. Yani mesela adam Şam'dan gelmiş, Halep'ten gelmiş. Şimdi buralarda hiçbir sorun yok. Yani bu sorun olmayan bölgelerden gelenleri bir an önce oraya gönüllü olarak dönmesini sağlayacak, teşvik edecek, Suriye'de can ve mal güvenliklerinde e, oluşturacak ...bir takım anlaşmalar yapılabilir. Şu anda bizim biraz kafamızı buna göre yormamız gerekir. Ee, bunun nasıl olacağına ilişkin e, yapılmış çalışmalar da var. Mesela e, Türkiye'de doğan Suriyeliler nasıl e, e, olacak? Bunların mesela Suriye Devleti'nin kayıtlarında bunlar yok. Onları nasıl yapacağız? E, buna benzer diğer yan sorunlar var. Bunların hepsi tartışılacak biraz zaman da isteyen konu. Bir an önce bu konuyu masaya yatırırsak e, bence bir sonuca ulaşabiliriz. Çok da zor olacağını sanmıyorum. E, İdlib meselesi var. İdlib meselesine belli bir noktaya gelince e, zaten e, gelenlerin birçoğunun e, geldiği yerler belli. O nedenle e, bu sorunu bir şekilde çözeriz. Çok da Sayın Özçelik germede, şimdi size tekrar döneceğim e, ben ileriki değilim. aşamalarda.